Marmara Denizi, üç denizi. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Profesör Doktor Bayram Öztürk, bir Türk gemisinin ilk kez Suriye karasularında araştırma yaptığını açıkladı. Öztürk, Akdeniz'de deniz suyu sıcaklığının 32 derece çıkması ve Hint Okyanusu ile arasında sadece 2 derece kalmasının Akdeniz'in tropikleşmesine neden olduğunu belirtti. Öztürk, Bodrum'da düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ne ait 1994 yapımı Yunus S. adlı geminin bu ay Suriye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde araştırma yaptığını söyledi. Lübnan'da araştırma yapmayı planladıklarını ancak bu araştırmanın güvenlik nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini belirten Öztürk, Mısır'da araştırma yapmak içinse henüz izin alınamadığını bildirdi. Öztürk, ilk kez bir Türk gemisi Suriye karasularında araştırma izni aldı. Suriye devletinden alınan izinle bu ülkenin karasularında su kirlenmesi ve balıkçılık araştırmaları yapıldı. Suriye'ye gittik. Suriye'deki çalışmalarımız, Türklerin Suriye'de yaptığı çalışmalarımız, Dışişleri Bakanlığımızın koordinatörlüğüyle yaptık çalışmayı ve gemimiz Suriye'de 5 gün kalmıştır. Bu 5 gün içinde de Suriye'deki Suriye sularındaki balıkçılık potansiyeli değerlendirilmiştir. Yapılan araştırmalarda çeşitli sonuçlar ortaya çıktığını anlatan Öztürk, dalışlar sonucunda Akdeniz ve Ege Denizi'nde 1998 yılında başlayan süngerlerdeki hastalığın devam ettiği, ancak bazı alanlarda küçük çaplı düzelmeler görüldüğü ve sünger stoklarında gelecekte artış beklendiğini ifade etti. Akdeniz'deki iklim değişikliğinden karasal türler gibi deniz canlılarının da etkilendiğini belirten Öztürk, yapılan ölçümlerde deniz suyu sıcaklığının 32 derece çıkması ve Hint Okyanusu ile arasında sadece 2 derece kalması Akdeniz'in tropikleşmesine neden olduğunu belirtti. Okyanus balığı hem Türkiye için önemli hem de Akdeniz'de nesli azalan ve gittikçe boyu küçülen bir balık. Dolayısıyla yeni yumurtlama alanının devam etmesi veyahut da yeni yumurtlama alanının bulunması Kıbrıs balıkları için önemli olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmalarda önce Akdeniz'deki belki iklim değişikliği gibi bir şeyler söylemek lazım. Akdeniz'deki iklim değişikliği zaten bilinmektedir. Tropikalizasyon ve büyük bir tropikalleşme yaşanmaktadır. Bu haliyle 1970 70'den 2007'ye kadar olan dönemde su sıcaklığında, yüzey su sıcaklığında 2 derecelik bir artış görmüştür bizim bölgemizde, Doğu Akdeniz'de. Bu ciddi bir artıştır ama bunu iklimlerdeki değişiklik ve salınım olarak da değerlendirmek mümkündür. Öztürk şunları söyledi. Bu tropikalizasyon nedeniyle Kızıldeniz kökenli birçok deniz canlısı ülkemiz sularına girmiştir. Örneğin 33 tür balık Kızıldeniz kökenli olup bunlar yerel türlerle rekabet halindedir. Bu türlerin balıkçılığı nasıl etkileyeceği ise ayrı bir tartışma konusudur. Diğer yandan Kızıldeniz'den gelen bazı türlerin zehirli olduğu düşünüldüğünde denizlerdeki araştırmanın artırılması gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Türkiye'nin nüfusunun genç olması ve artması su ürünlerine olan talebi artırmaktadır. Bu nedenle açık denizlerde su ürünleri avcılığının teşvik edilmesi sağlanmalıdır. Bu tropikalizasyon veyahut da deniz suyu sıcaklığının yükselmesi birçok olayı tetiklemektedir denizde. Zararlı deniz canlılarının Türkiye suyuna girmesini sağlayabilmektedir. Bu amaçla toksik zehirli fitoplanktonlara arkadaşımız çalışmaktadır. Bu tropikalizasyon yani sıcaklık artışı yeni balık türlerinin Akdeniz'e girmesini gerektirmektedir ve bu haliyle 33 tür balık yeridir Akdeniz'de.